Bu bir seçim zinciri. Yurt dışı seçmenimiz temsilciliklerde oylarını kullandılar. 9 Mayıs akşamı oy kullanma bitti. Ardından 151 temsilcilikte oyların Türkiye'ye getirilmesi süreci başladı. Burada Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçak charter uçaklarımızdan, 3 charter uçaklarımızdan ilki. Bu uçakla Fransa'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan ve İsviçre'den oylar geldi. 24 konteyner diyelim, AKE diyorlar. 500 binin üzerinde oy bu uçakla gelmiş oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt dışı oy süreçlerinin tümünü bir zincir olarak ele aldık ve tümünü kontrol ediyoruz. Bu uçakta da Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül vardı. Ben de yurt dışı örgütlenme koordinatörü olarak karşılayan ekipteyim. 36 temsilciliğin oyları 3 uçakla gelmiş oluyor. İki uçağı daha bekleyeceğiz. O da sabah saatlerinde gelecek. Bunun dışında 110 civarında temsilciliğin oy torbaları ise İstanbul Havalimanı'na geldi. Orada da ekibimiz var. Yine her uçakta, gelen uçaklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri var. Karşılayan seçim kurulu içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri var. Biz de gözlemci olarak katılıyoruz bu süreçlere. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin iradesinin doğru yansıması, bu oyların bir emanet olduğu bilinciyle oylara herhangi bir şey olmaması için bütün önlemleri alıyor. Onun için de buradayız. Öncelikle hayırlı olsun. Buraya kadar gelen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün her anda oyların yanındaydık. Bu Avrupa'daki temsilciliklerimizden başlayarak uçakların içinde dahil olmak üzere burada da bizimle beraber oylar güvende. Yurt dışı örgütlenme olarak da CHP'nin bu noktada çalışması da üst düzeyde. Hiç kimsenin telaşı olmasın. Oylar güvende gün boyunca da ve tüm gece boyunca. ATO'da da gene Cumhuriyet Halk Partisi gönüllü üyeleriyle birlikte güvenlik altında muhafaza edilmeye devam edecek. Önümüzdeki iki uçağımız daha kaldı. Sabaha karşı gelmesi planlanmakta. Biz sabaha kadar oyların başında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bugün sabah saat 8.45 uçağıyla Münih'e uçtuk. Uçmadan önce, yani yurt dışında kullanılan oy torbalarını almak için gittik. Genel merkez tarafından görevlendirildim. Uçağın bütün kargo ve yolcu bölümlerini, tüm bölümlerini heyetimizle birlikte gezdik. Herhangi bir farklı bir pusula var mı, başka torba var mı diye onu inceledik. Uçağın boş olduğunu tespit ettik. Daha sonra uçağa heyetle beraber bindik ve Münih'e indik. Münih'te akeler hazırlandı. Bu akelerin içine Münih, yani Almanya'nın bir kısmı, Avusturya, İsviçre'nin oy torbaları getirildi temsilcilerimiz tarafından. Bu temsilcilerimiz getirdiği oy torbaları AKE'lere sağlıklı bir şekilde yerleştirildi ve o AKE'leri de biz uçağın kargo bölümüne yerleştirilmesini bizzat takip ettik.
Burada önemli olan sandık güvenliği, giren oyun aynı şekilde çıkması. Bu konuda yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın oyunun sağlıklı bir şekilde sayılması amacımızdı. Bu konuda uçağı Münih'ten aldığımız Akaler'e koyduktan sonra oradan yeni Lyon'a geçtik. Lyon'da Fransa'daki yurt dışında kullanılan oyların torbalarını aldık, yine uçağa yerleştirdik ve şu anda Esenboğa Havalimanı'na getirdik. Şu anda sabah gidişimizden, Münih'e gidişimizden, Lyon'a gelişimize kadar, Lyon'dan buraya kadar hiçbir şekilde oy torbalarına yönelik bir müdahale olmadı. Saat anında tutanaklarla bunu gerçekleştirdik. Şu anda 532.157 oya müteakip gelen oy torbalarının içinde oy var. Bununla birlikte Münih'te 218 oy torbasını aldık. 13 tane AKE ile birlikte getirdik. Daha sonra Lyon'da ise 128 oy torbasını aldık. Orada da 10 AKE ile birlikte getirdik. AKE dediğimiz oy torbalarını koyduğumuz koruyucu bir eşya. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yurt dışında kullanılan oyların güvenliği açısından, sandık güvenliği açısından, oyların güvenli bir şekilde sayılması açısından çok önemli görevler yaptık. Bu konuda yurt dışı birlikleri, yurt dışından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan ve yardımcımız Sayın Vekilimiz İstanbul Milletvekili Mansur Kılıç gerekli her türlü çalışmayı ne yapacağımızı ne edeceğimizi bize anlattı. Biz de bunları gerekeni yaptık. Yani şu anda yurt dışından gelen oylarda titiz bir çalışmayla YSK üyelerine teslim ettik. Bizim parti görevlileri bu konuda sandıklara gelen oy torbalarına herhangi bir müdahale olmaması için gereken her türlü güvenliği sağlamış durumda. Biz de bu konuda bize verilen bu görevi yerine getirmenin sevinci içerisindeyiz. Yurt dışında bulunan 16 temsilcimizden almış olduklarımız bu oy torbaları, oradaki müşahit arkadaşlarımıza, sandık görevlilerimizin yaptığı emekleri, alın terileri konusunda yani emeklerine saygı duymak lazım. Çok çalıştılar. 13 gün o sandıkların oy kullanılmasından tutun, o sandıkların korunmasına karşı, oy torbalarının korunmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 16 temsilcimizde bulunan sandık görevlilerine ve müşahitlere buradan çok teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sandık güvenliği ve oyun giren oyun aynı şekilde çıkması konusunda gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. 14 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlanıncaya kadar seçim güvenliği ve sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye'nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi. Süleyman Bey, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışı seçimleriyle ilgili bir seçim zinciri var. Bu seçim zincirinde mutlaka görevlilerimizin oyların göz temasından uzak kalmayacak şekilde gelmesini sağlamak gibi bir görevle karşı karşıya. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı örgütlenmesi olarak bunu planlamak ve arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirmekle görevliyiz. Çünkü hiçbir oyun heba olmasını istemiyoruz. Seçim güvenliğini riske atabilecek hiçbir şeye izin vermemek Cumhuriyet Halk Partili görevlilerin vazifesi. Bu çerçevede 27 Nisan'da başlayan yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlanmış oldu. 13 gün yurt dışında oy kullanıldı. Bu uçakla gelen oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun kiraladığı 3 charter uçağının ilki. Almanya, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan toplam 16 temsilcilikte kullanılan oyları taşıyan uçak. Uçakta da mutlaka bir görevlimizin olması gerekiyordu. Uçaktaki göreve ulaştırma görevi deniyor. Bu görevi Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül yaptı. Ama oyların konsolosluklardan, temsilciliklerden havaalanına gelişine kadar da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik başkanları, saklama ulaştırma görevlileri vardı. Burada da Süleyman Bey oyları ulaştırma komisyonu olarak yurt dışı ilçe seçim kuruluna teslim etmiş oldular. Yurt dışı ilçe seçim kurulunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi var. Buradan
tırlarla ATO'ya gidecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi var. Bana da yurt dışı örgütlenme koordinatörü olarak vekilimi karşılamak, birlik başkanlarımızın, seçmenlerimizin kullandığı oyları gözetlemek düştü. O nedenle ben de hem sayın vekilimi karşıladım hem de oylarla ilgili oy torbaları ve konteynerlarla ilgili gözlem görevini yapmaya geldim. Yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımızda bir heyecan var. Geçmiş 2018 yılına göre oy kullanma oranı artmış durumda. Bu konuda iyi bir çalışma yapıldığına inanıyorum. Oy artışı heyecanla birlikte oluyor. Ve 14 Mayıs akşamını bekliyorlar yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımız. Türkiye'deki heyecan aynı orada da var. Umut mutlaka gerçekleşecek diyorlar. Her şey daha güzel olacak diyorlar.